Bilecik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda A, B, C adlı kulüplere Türkçe öğretmenliği zümresi, matematik öğretmenliği zümresi, fen bilimleri öğretmenliği zümresi ve sosyal bilgiler öğretmenliği zümreleriyle öğrencilerden bireysel olarak Kamil, Lale, Mahir, Nedim, Oya, Perihan ve Ramiz adlı kişiler üyedir. Bu zümreler ile öğrencilerin üye olduğu kulüplerle ilgili şunlar bilinmektedir dedi. Öncelikle kulüpleri yazalım. Yazdım A, B ve C kulüplerini. Türkçe zümresi, matematik zümresi, fen bilimleri zümresi, sosyal bilimler zümresi ile diğer öğrenciler var. Bütün zümreler ve kişiler yalnızca bir kulübe üyedir dedi. Güzel. A ve B kulüplerine birer zümre ile ikişer öğrenci üyedir. Güzel. A'ya bir zümre, B'ye bir zümre 2, şöyle diyelim daha doğrusu, öğrenci dedim, öğrenci dedim, tamam, öğrenci dedim, öğrenci dedim. Nedim A kulübüne, Nedim dedim. Oya B kulübüne üyedir. Oya'yı B'ye yazdım. O zaman Oya'yı sildim, Nedim'i sildim yukarıdan. Nedim ve Ramiz matematik zümresinin üye olduğu kulübe üyedir dedi. O zaman matematik A zümresine üyeymiş, matematiği eledim. Ve Ramiz de Nedim'le birlikte olduğu için A zümresine üyeymiş. Ramiz'i de yukarıdan sildim arkadaşlar. Kamil Oya ve Ramiz'den farklı bir kulübe üyedir. Yani C kulübüne Kamil diyelim. O zaman Kamil'i eledim yukarıdan. Fen bilimleri zümresi Kamil'le aynı kulübe üyedir. Bakalım fen yazalım C'ye. Yukarıdan Kamil'i sildik. Zaten feni de sildim. Perihan adlı öğrenci ile sosyal bilgiler zümresi farklı kulüplerdedir dedi. Bakalım. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur? A. Kamil C kulübüne üyedir. Bakın ben kesin olarak bunu buldum. O zaman cevap A. B. C kulübüne sosyal bilgiler öğretmenliği zümresi üyedir. Bilmiyoruz bunu arkadaşlar. Çünkü C kulübüne fen zümresi üye. C şıkkı Ramiz C kulübüne üyedir. Hayır, Ramiz A kulübüne üyedir. D. B kulübünün üye sayısı C kulübünün üye sayısından fazladır. Bunu bilemem. C kulübüne kaç kişi üye? Tam olarak bilemiyorum. Aslında biliyorum arkadaşlar. A'ya 2 ve B'ye 2 ise toplamda 2, 4, 6, 7 öğrenci varsa C'ye 3 öğrenci kalıyor. Demek ki bu yargı yanlış. Doğru olan, kesinlikle doğru olabilecek olan A şıkkıdır. Bir ilkokulda A, B, C, D, E, F, G harfleriyle aşağıdaki gibi oluşturulan panolara Kaan, Leyla, Murat, Nazan ve Yelda adlı kişilerin şiirleri asılmıştır. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Kaan'ın ikinci şiirinin G panosuna asıldığı biliniyorsa Nazan'ın şiiri hangi panoya asılmıştır? O zaman Kaan'ın nereye yazacağız arkadaşlar? Öncelikle G panosuna yazdım. Kaan ve Nazan'ın şiirleri iki farklı panoya, diğer öğrencilerin şiirleri bir panoya asılmıştır. Şimdi Kaan'ın bir hakkı kaldı G panosuna yaptığım için. Nazan'a 2 yazdım, diğerlerine 1 yazdım arkadaşlar. Murat'ın şiiri Kaan ve Nazan'ın şiirlerinin bulunduğu panoların arasındaki panoya asılmıştır dedi. Murat'ın şiiri Kaan ve Nazan'ın şiirlerinin bulunduğu panoların arasındaki panoya asılmıştır. Güzel. Kaan ve Nazan'ın ilk şiirleri yan yana olan panolara, ikinci şiirleri ise aralarında bir pano kalacak şekilde asılmıştır. O zaman ikinci şiiri ne olacak Nazan'ın? E panosuna asılacak. Bir tanesi E panosuna asıldı arkadaşlar. Kesinlikle. Devam edelim.
Leyla'nın şiiri C panosuna asılmıştır. Leyla'yı da C panosuna yazdım. Leyla'yı yukarıdan sildim. Nazan'ı da 1'e indirdim. Ne diyordu arkadaşlar? Murat'ın şiiri Kaan ve Nazan'ın şiirlerinin bulunduğu panoların arasındaki panoya asılmıştır dedi. Demek ki E ve G arasına asılmış olabilir. Yani F'ye asılmış olabilir arkadaşlar. Şimdi baktığımda Kaan ve Nazan'ın ilk şiirleri arkadaşlar ne olacakmış? Yan yana olacakmış. O zaman A'ya ve B'ye ne olacak? Kaan ve Nazan oldu. Şimdi Nazan'ın olabileceği yerleri aslında buldum. Nazan'ın şiirleri hangi panolara veya panoya asılmış olabilir dedim. A'ya da asılmış olabilir, B'ye de asılmış olabilir. Kendi içerisinde bunlar dönüşüm sağlayabilir. O zaman A ve B kesinlikle cevaplarımın arasında olacak. E'ye asıldığını da biliyorum zaten. Bir de E'ye asılmış olacak. A, B, E. Bu da Denizli şıkkında verilmiştir. Cevap Denizli. Kelime oluşturma oyunu demiş arkadaşlar bize. Birinci oyuncu bir kelime söyler. İkinci oyuncu bu kelimenin son iki harfiyle başlayan başka bir kelime oluşturur. Üçüncü oyuncu da söylediği kelimenin son iki harfiyle başlayan bir kelime oluşturur ve oyuncu sayısına göre oyun bu şekilde devam eder. Söylenen kelime başka bir oyuncu tarafından tekrar söylenmez dedi. Şu şekilde birinci oyuncu kelebek dediyse bakın EK ile bitti bu sözcük. EK ile başlayan yeni sözcük oluyor. Eklem sözcüğü oldu. EM ile bittiyse EM ile başlayacak. Böyle böyle devam ediyor. Yeni bir oyun oluşturulmuş. Ebru demir sözcüğünü, Yasin ise ir ile başlayan irmik sözcüğünü söylemiştir. Bundan sonra Günay, Tuğba, Hasan ve Mehmet hangi sözcükleri söyleyemez? Söylediklerinden biri olamaz diyor. Şimdi genel olarak incelediğimde arkadaşlar A, B ve Denizli şıkları uyum sağlıyor. Fakat C'yi inceleyelim biz. C'de bir problem var. İhtisas sözcüğü iki kere kullanılmış. Yanlışlık buradan kaynaklanıyor. Cevap C. Ama kelimelerin uyup uymadığını inceleyelim. İhtisas sözcüğü at ile bitmiş. Atmosfer yine at ile başlıyor. Doğru. Atmosfer er ile bitmiş. Erik yine er ile başlıyor. Bu da doğru. Erik ik ile bitmiş. İktisat ik ile başlıyor ama iktisat daha önce kullanıldığı için tekrar kullanılamaz. Bu yüzden C'deki gibi bir dizilim yanlış olacaktır. Bu soru için cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Kelime oluşturma oyununun kurallarını verdi bize. Birinci oyuncu bir kelime söyler. İkinci oyuncu bu kelimenin son iki harfiyle başlayan başka bir kelime oluşturur. Üçüncü oyuncu da söylediği kelimenin son iki harfiyle başlayan bir kelime oluşturur ve oyuncu sayısına göre oyun bu şekilde devam eder. Söylenen kelime başka bir oyuncu tarafından tekrar söylenmez dedi. Mesela kelebek sözcüğü söylendi. Ardından EK ile başlayan yeni bir sözcük söylenecek. Eklem söylendi. Daha sonra bunun son iki harfiyle başlayan başka bir sözcük. Böyle böyle devam ediyor arkadaşlar. Yeni oyunumuz şu şekilde. Ebru demir sözcüğünü vermiş. Yasin irmik sözcüğünü vermiş. Bu şekilde devam ediyor. Oyun kurallarına göre tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi gelebilir demiş. Aşağı yanda verilen oyundan bağımsız arkadaşlar bir tablo vermiş. Bakın Sözel, Elbise, Sezgili demiş. 3 numarayı vermiş. Li ile başlayan bir kelime olması lazım. Lider, liyakat, lisan hepsi uyum sağlıyor. Güzel. 3 için şıklarda. 1'e baktığımda birden sonra altın dağ sözcüğü söylenmiş. Demek ki al ile bitecek arkadaşlar. Bakın hepsi al ile başladı. Bunda da bir sıkıntı göremedim. Geldim ikinci sözcüğe. Bakın ikinci sözcük metin sözcüğünden sonra geliyor. Yani in ile başlayacak. O zaman A şıkkında verilen tiner olamaz. D şıkkında verilen kalem olamaz. Ya İngilizce olacak ya da insan olacak. Dörde bakalım. Dörtten önce tas sözcüğü var arkadaşlar ve dörtten sonra da kısa sözcüğü var. Demek ki as ile başlayacak. Ne ile bitecek? Kı ile bitecek. Şıklara baktığımda hangisini görüyorum sadece arkadaşlar? Askı sadece B şıkkında verilmiş. As ile başlayıp kı ile biten. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkıdır. Dördüncü sorumuz için.
Ahmet, Burcu, Cenk, Doruk, Emre ve Fatoş adlı öğretmenler haftanın farklı günlerinde EBO üzerinden canlı ders yapmaktadırlar. Öğretmenlerin canlı ders günleriyle ilgili şunlar bilinmektedir. Hiç kimse pazar günü ders yapmamaktadır. Güzel. Doruk öğretmen cuma günü yapmaktadır. Cuma dedim. Doruk. O zaman yukarıdan Doruk öğretmeni silelim. Ahmet öğretmenin dersi Cenk öğretmenin dersinden bir gün sonradır. O zaman şöyle yazalım. Cenk, Ahmet, peş peşe. Emre öğretmenin dersi Burcu öğretmenin dersinden bir gün öncedir. Emre, Burcu dedim. Şu şekilde. Şimdi pazar günü yapmıyorlarsa cumartesi yapabilirler. Cumartesi dedim buraya. Perşembe, çarşamba, salı, pazartesi. Evet. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır dedi. Burcu öğretmenin dersi çarşamba günüdür dedi. B. Fatoş öğretmenin dersi cumartesi günüdür dedi. Olabilir arkadaşlar. Fatoş öğretmenden hiç bahsetmedi. Zaten ikili ikili peş peşe olacağı için sadece Fatoş öğretmen ne zaman olabilir? Cumartesi olabilir. Fatoş öğretmeni de eledim. Cenk öğretmenin dersi pazartesi günüdür dedi. Ahmet öğretmenin dersi Burcu öğretmenin dersinden daha önceki bir gündedir diyor. Bakalım şimdi inceleyelim. Şimdi arkadaşlar bu soruda iki ihtimal var. Mesela Cenk pazartesi diyelim. Ahmet ne zaman olur? Salı olur. Emre çarşamba olur. Perşembe günü de Burcu öğretmen olur. Veya Emre pazartesi, ikinci ihtimalde yeşille yazalım. Emre pazartesi, Burcu salı günü olabilir. Cenk çarşamba olur. Perşembe günü de Ahmet olur. Şıklara tekrar bakalım. A. Burcu öğretmenin dersi çarşamba günüdür. Bakın çarşamba günü ya Emre'nin ya Cenk'in dersi olacak. Dolayısıyla Burcu'nun dersi olamaz. Cevap A gibi duruyor. B. Fatoş öğretmenin dersi cumartesi günüdür. Zaten bu kesin bir bilgiydi. Eledim. Ben yanlış olanı arıyorum. C. Cenk öğretmenin dersi pazartesi gündür. Olabilir. Eledim. D. Ahmet öğretmenin dersi Burcu öğretmenin dersinden daha önceki bir gündür. Evet arkadaşlar, bu ihtimal de olabilir bir ihtimal. Bunu da eledim. Kesinlikle yanlış değildir. Yani kesinlikle yanlış olan cevap Adana'dır. Aycan, Bilge, Atasoy, Ulu, Gürsoy, Tekin aileleri dedi. Hepsinin altını çizdim. Bir düğün salonunu aynı haftanın farklı günleri için kiralamışlardır. Düğün salonunun kiralama koşulları ve kiralayanlarla ilgili şunlar bilinmektedir. Pazartesi günü düğün yapılmamaktadır. Güzel bir özellik. Salonda bir günde günde saat 15 ve 21 olmak üzere iki düğün yapılmaktadır. Şöyle dedim. 15, 21. Hop, çizdik. Pazartesi düğün yok. Salonu kiralayan ailelerden ikisinin düğünü 15'te, şöyle diyelim 2, dördünün düğünü 21'de başlayacaktır. Şimdi şöyle yapalım. Günleri de yazalım. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ne dedi bana? Gürsoy ailesinin düğünü Cuma 15'tedir. Cuma 15'e Gürsoy yazdım. Yukarıdan Gürsoy ailesini silelim. 15'e de kaç kişi kaldı? Bir kişi kaldı arkadaşlar. Güzel. Devam ediyorum. Atasoy ailesinin düğünü Bilge ailesinin düğününden
Daha önceki bir gündür. Şöyle dedim. Ulu ve Tekin ailelerinin düğünleri cumartesi ve pazar günlerinde farklı saatlerde yapılmaktadır. Ulu ve Tekin cumartesi, pazar dedim. Ulu Tekin. Demek ki bunlardan bir tanesinin arkadaşlar düğünü mutlaka saat 15'te yapılacak. O zaman 15'te hiç yer kalmayacak ve geriye kalan Salı, Çarşamba, Perşembe günlerinin düğünleri hep kaçta olmak zorunda? 21'de olmak zorundadır. Ulu ve Tekin'i de yukarıdan eledim. Kısmen belli diye. Buna göre Aycan Bilge Atasoy ailelerinden hangilerinin düğünü Salı günü yapılmış olabilir dedi. Bakalım. Şöyle diyebilir miyiz acaba? Bir deneyelim. Atasoy ailesinin düğünü Bilge ailesinin düğününden daha önceki bir gün olacaktı. O zaman Atasoy'u buraya yazdım. Salı gününe Bilge yazdım ve geriye ne kaldı? Aycan kaldı. Perşembe'ye de Aycan yazdım. Veya ne olabilir? Aycan Salı günü yapabilir. Yani Aycan ailesi, şurada Aycan yazıyor. Atasoy Çarşamba yapar. Perşembe de Bilge ailesi yapabilir. Demek ki Atasoy ve Aycan aileleri ne yapabilir arkadaşlar? Salı günü düğün yapabilir. O zaman 1 ve 3 olabilir. Cevabım Ceyhan'dır. 1A sınıf öğretmeni Mehmet Bey öğrencilerini yuvarlak bir masada toplayarak etkinlik yapmak istemektedir. Güzel. Ali, İbrahim, Mete, Tuğçe, Nazan, Ecem ve Uğur'un birlikte katılacağı etkinlikte öğrencilerin oturma düzeni ile ilgili şunlar bilinmektedir. Ne diyor? Mete Tuğçe'nin solundadır dedi. Bakalım Mete'ye arkadaşlar. Tuğçe'nin neresinde kaldı A şıkkında? Bakın sağında kaldı. Eledim. B şıkkına baktım. Tuğçe burada, Mete burada. Evet, Mete Tuğçe'nin solunda. Güzel. C şıkkına bakıyorum. Mete Tuğçe'nin solunda. Güzel. D şıkkına baktım. Mete Tuğçe'nin solunda. Güzel. İkinci öncülüm Nazan İbrahim'in yanındadır. B şıkkına baktım. Nazan ve İbrahim yan yana. C şıkkına baktım. Nazan ve İbrahim yan yana. D şıkkına baktım. Nazan ve İbrahim yan yana. Diğer öncüle bakıyorum. Ecem ve Uğur yan yana değildir dedi. Bakın B şıkkında Ecem ve Uğur yan yana, o zaman B gitti. C'ye bakıyorum. Ecem burada, Uğur burada yan yana değil. Güzel. D'ye bakıyorum. Uğur burada, Ecem burada yan yana değil. Güzel. Diğerine bakalım. Ali, Mehmet ile Ecem'in arasında oturmaktadır. Ali'ye bakıyorum arkadaşlar C şıkkında. Mehmet ile İbrahim'in ortasında oturmaktadır. O zaman C şıkkı gitti. D'ye bakıyorum. Ali, Mehmet ile Ecem'in ortasında oturmaktadır. Bana da bunu söylemişti zaten. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olmalıdır.